Evet, günaydın arkadaşlar. Şu anda günaydın diyorum. Saat 10.30. Tabii daha yeni yatağından kalkanlar var. Ama biz şu anda Ala Çarşamba Pazarına geldik. Çarşamba Pazarında istiyorum ki bir çekim yapalım. Bakalım bu Ala'da, İzmir Ala'daki fiyatlar nasıl? Bizim oralarla veya sizin seyrettiğiniz yerlerle şöyle karşılaştırdığımızda bir bakalım ki nerenin pazarı daha ucuz, bunu istiyorum ki keşfetmenizi. Bir bakalım, hep beraber bir gezelim pazarı. Bazı fiyatlar yazıyor, bazı yerlerde yazmıyor. Neyse, biz bazılarını soracağız, bazılarının da etiketine bakarak bu şekilde çekimimizi gerçekleştireceğiz. Hem de merak ediyorum, bir Ala'da bir pazar nasıl? Bunu hep beraber bir görelim. Bir tanık olalım bakalım. Bugün 2 Ekim arkadaşlar. Bugün artık 2 Ekim oldu. Şimdi 2 Ekim'den itibaren şöyle bir Ala'yı hep beraber bir görelim. Pazarın olduğu yer gayet güzel. Benim çok hoşuma gitti. Kapalı pazar. Bunu da beraberce görmüş olacağız. Şu şekilde. Burada ne varmış? Lojistik Destek Merkezi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü. Şimdi şöyle bir pazara bakalım. Evet, kapalı bir pazar yapmışlar. Gayet güzel bir kapalı pazar. Kapalı pazarı. Şimdi gezelim, fiyatlarına da bir iyice bakalım. Nedir bakalım fiyatları? Hayırlı işler. Ne kadar biberin kilosu? 50. 50 lira. Bu ne kadar? 35. 35. Sağ ol. Mısır kaç tanesi kaç? 4 tane 50. Çok güzel. Mısırın tanesi 4 tane 50 arkadaşlar. Bizim orada biliyorsunuz 5 tanesi 50. 100 lira. Burada da 4 tanesi 50 lira. Yani gayet güzel fiyatlar bence. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Evet. Şimdi pazarı bu şekilde arkadaşlar. Patates, soğan. Ama fiyatlarını yazmışlar burada. 20 liraymış soğan. 20 lira patates. Domates ne kadar? 30. Domates 30. Evet. Domatesin kilosu 30 lira arkadaşlar burada. Şeyde Dikili'de pazar fiyatlarını öğrenecektik ama sordum. Pazartesi günleri küçük bir pazar kuruluyormuş. Salı günü esas pazarları. Ama bir bakarım ki fiyatlar çok uçuk kaçık. Dedim hiç çekmeme gerek yok. Oradan ayrıldım. Bakın orada 40 liraydı. Buradaysa 30 lira şeyin kilosu. Burada sardalyanın kilosu 120 lira. Hamsinin kilosu 150 lira. Çupra 350 lira. Palamut tane 200 lira. Yani bayağı iri bir palamut. Burada da 150 liraya varmış. Biraz daha ufaklar da 150 lira. Bunlar kilo üstü. Efendim? Bunlar kilo üstü. Evet. Levrekler 300 lira. Yani balık fiyatları da bu şekilde. İri kıvırcığın tanesi 30 lira. Efendim, kıl acı biberin kilosu 60 lira. O güzel bence.
Çünkü şeyde 100 lira görmüştüm. Dikili de 100 liraydı. Kabağın kilosu ne kadar? 35. Evet, kabağın kilosu da 35 lira arkadaşlar. Harika bir oksijen geldi, harika. Pırasanın kilosu 40 lira. Şeyi sorayım istedim lahanayı ama maalesef soramadım çünkü adamın arkası bana dönüktü. Seslenmek de istemedim. Yani çoğu yerlerde etiket var, çoğu yerlerde yok. Olsa hani hiç sormayacağım. Ama olmayınca illaki soruyorsun. Bakın burada, orada 70 liraydı üzüm. Burada da 50 lira arkadaşlar, görüyor musunuz? Bilmiyorum rahat gözüküyor mu? Gözüküyordur herhalde. Burada da kilosu 50 lira. Yani iyi. Nektari 50 lira. Domates 25 lira. Bir bakacağım nasıl bir domates. Vallahi iyi, yumuşak. Yumuşak domates. Benim tam istediğim domates. Yani sert olmayacak arkadaşlar. Yani domates alırken ay şu taş gibi domates sert, iyidir demeyin. Sert domatesi bence hiç tavsiye etmiyorum. Alırsanız böyle yumuşak domates olacak. Yumuşak. Yani en iyi domates yumuşak olanıdır. Burada da 3 kilo patates 50 lira. Evet. 3 kilo domates şey, hay Allah, patatese domates dedik. Karıştırdık hepsini birbirine. Evet arkadaşlar, bakın o ilerideki domates şey, arkadaşlar domatese takıldım gittim. Yani soğan 15 liraymış. Kırmızı soğan 30 lira. Sarımsak ne kadar? Sarımsak 200 lira. Yarım kilosu 100 lira. Yarım kilosu da 100 lira diyor. Burada 3 kilo iri patates de 50 liraymış. Kolay gelsin, hayırlı işler. Tamam. Evet, burada da güzel bir domates gördüm. Evet. Gördüm de sert. Ben sert domatesten yana değilim arkadaşlar. Görüntüsü güzel. Evet. Burada barbunya 70 lira. Fasulye 50 lira, şey 60 lira. Elma 15 lira. Bu ekşi elma Çanakkale 40 liraymış. 30 lira. Hayırlı işler. 30 lira. Seçal 30 lira fiyatları. İncir ne kadar? 120. İncir de 120 liraymış arkadaşlar. Burada papya biber 30 lira. Kabak 35 lira. Fiyatlar da bu şekilde. Patlıcan 25 lira. Ispanak 60 lira. Burada papya biber dikiliye göre iyi. Dikili de 40 liraydı. Burada 30 lira. Yani aralarında bir 10 lira daha düşük burası. Ama tabii daha bayram işte falan fiyatları biliyorsunuz 20 liraya kadar, 15 liraya kadar düşüktü. Zeytin fiyatları aşağı yukarı her yerde aynı. Hayırlı işler. Sağ olun, sağ olun. Yani fiyatları yazmadığı için pek sormak da istemiyorum. Sanıyorum kiloyla veriyorlar.
Şu anda sabah daha erken. Yani tahmin ediyorum akşama doğru bir 5-10 lira daha aşağı doğru çekilir diye düşünüyorum fiyatların. Ama sabah saati olunca doğal olarak biraz fiyatlı. Elmanın kilosu 40 lira. Armudun kilosu 60 lira. Nektari 70 lira. Şeftali 70 lira. Efendim mandalinanın kilosu 50 lira. Üzümün kilosu 60 lira. Bu şekilde. Burada kavunun tanesi 20 liraymış arkadaşlar. Yani yine nereden baksan 1,5-2 kilo rahat var yani. 20 liraymış. Bunlar daha irileri 30 lira. Bunlar da 40 liraymış. Onların daha da biraz irileri de 50 liraymış yani fiyat olarak. Burada kıvırcığın tanesi 25 lira. Şeyleri gördüm, brokoli yani gerçekten 10 numara bir brokoli yani. Harika. Şeyleri sormak istiyorum bakalım. Mantar ne kadar? Mantar 160. Brokoli 80 lira kilo, değil mi? Evet, 80 lira brokoli, 160 lira da mantar. Burada yeşillik 5 liraymış arkadaşlar. Maydanoz 5 lira, dereotu 5 lira. Yani yeşillik tane, nane 5 lira, roka 5 lira. Yani bakın gerçekten bu 10 numara ucuz yani. Burada biberin kilosu 40 liraymış. Artık biraz da mevsim sonuna kaldı. Yavaş yavaş şey bitiyor, tarla bitiyor yani o bakımdan. Biraz fiyatı yüksek olması normaldir. Hayırlı işler. Burada da nar 35 lira. Bu yumurta domates seç 15 lira diyor. Şu şekilde. Daha ileride 10 lira mesela. Bunun kilosu da 10 liraymış. Yani o dikilideki sorduğum fiyata göre bu çok çok iyi. İnanın şunu 30 liraya veriyorlardı. Ben çok burada da domates arttı onu da. Evet. Şimdi geldi arabada. Doğrudur. Burada da gayet uygun fiyatları. Yemek bir domates de geldi. Yo, fena değil yani hoşuma gitti arkadaşlar. Buranın pazarı da hani iyi sayılır yani. Şimdi şunlar neydi? Güzellik mi deniyordu? Ne deniyordu buna? Bunun ismini unuttum. Bunun ismi neydi? Canım bunun ismi neydi? Alıç. He alıç. Ne kadardı kilosu? 120 lira. 120 lira alıçın kilosu. Çok faydalıdır. Doğru. 120 liraymış. Ben de geldim mi? Ne alıyorsun bunu aldığın zaman? Yiyorsun. Böyle yiyorum. Yiyorsun. Yani güzel bir şey. Limonun kilosu 40 liraymış arkadaşlar. Ve tabakta da 20 lira diye koymuşlar. Ereğin kilosu 35 lira.
Üzüm iyi yani. Burada fiyatları gerçekten iyi yani. 50 lira siyah üzüm ve İzmir üzümü gayet güzel fiyatları. Bu turşulukların kilosu 60 liraymış ve 70 lira. Bu da bu şekilde. Burada tam kızarmamış ve kızarmış karışık papya biberin kilosu da 20 lira. Şimdi daha sırayla gidelim arkadaşlar. Burada tane 30 liraymış. Koca kavun, bakıyor musunuz arkadaşlar? Yani 30 lira nereden baksan 3 kilo gelir. Yani kilosu 10 liraya. Aa, orada da 20 lira diyor tanesi. Ama bundan biraz küçük herhalde. O irileri niye koymuşlar aralarına onu da bilmiyorum. Ama kavun fiyatları da gerçekten güzel. Şimdi kısmet olur da bu çekimin biterse, bu çekimden sonra da ben de bir alışveriş yapıp bu şekilde gitmek istiyorum. Mandalina'nın kilosu ne kadar? 50. Şeftali? 60. Burada da üzüm var. Bakalım. Çekirdek yok demiş ama fiyat koymamış. Sarımsağın kilosu 200 liraymış. 25 liraymış. Havucun kilosu 50 liraymış. Karnabahar. Karnabahar değil mi? Karnabahar. Yanlış söylemeyeyim. Evet, pek karnabahar. Aram olmadığı için onlarla. Evet. Hayırlı işler. Burada limonun kilosu 40 liraymış. Allah 12 liraymış, 15 liraymış bir patates, 15 lira. Biraz küçüğü de 12,5 liraymış. Aşağıdaki soğanlar, sepetteki soğanların kilosu da 10 liraymış. Şimdi burada kilo 20 lira demiş domatese. Oo valla. İçinde yumuşakları da var, sertleri de var. Ben buradan domates seçebilirim giderken yumuşaklarından. Evet, aradığım domatesler var ama karışık yani. Karışık domates. Yumuşak olanlarını seçip alacağım. O sert olanlarını da almayacağım kesinlikle. Burada ceviz biraz yanmış içi. İri ceviz ama buna işleri biraz çekilmiş. Ödemiş bozda yayla ceviziymiş bu. Burada salatalık turşusu 50 liraymış. İrileri 50 liraymış. Biraz küçüklerine bakalım. Bu da daha küçükleri de 60 liraymış kilosu. Şimdi köy pazarına geçeceğiz. Onu görüyorum ama önce diyorum ki bu normal pazarı bitirelim. Sonra da köy pazarına girelim istiyorum. Yani şu anda erken. Burada bakın 3 tane maydanoz 20 liraymış. Öbür tarafta 5 liraydı mesela. Burada kıvırcık 25 lira, soğan 25 lira, bamya, burada bamya 100 liraymış kilosu. Bu da fasulye, barbunya 100 lira, börülce 80 lira. Acı biber 50 lira.
Bakın harika bir üzüm. 40 lira kilosu. Hayırlı işler. Yani üzümün hem güzel hem de ucuz. Organik, kendi mi yetiştiriyorum? Evet. Kendi yetiştirdikleri üzüm. 40 lira kilosu arkadaşlar. Bir tadına bakabiliriz değil mi? Bakabilirsiniz. Ne demek? Bir tat yemek yalan. Sağ olun. Vallahi arkadaşlar harika yani. Şeyden sonra çekimimiz bitsin. Giderken muhakkak üzüm alıp gitmek istiyorum. Merhaba, hayırlı işler. Biberleriniz acı mı, tatlı mı? Acı biberlerimiz var, tatlı var. Bahçe balı, kendi balımız. Kendi balınız. Evet, çok güzel. Bunun kilosu 20 lira. Kilosu 20 lira. Bunlar 50 lira. 30 lira. 30 lira, 50 lira. Bunlar artık son demi herhalde, biberin son demi. Son. Artık son ürünlerimiz. Son burada. Ürünleriniz. Biberimiz kendi üretimimizdir. Kendi tarlamızdan. Kendi tarlanızın. Gübremiz de kendimiz. Evet. Organik ilaçlarımız da kendimiz. Evet. Ve ayrıyeten üreticiyiz yani. Yani. Halk satıcı diyelim. Evet. Yani bu direkt ben üreticiden halka. Bu tezgahta her zaman ucuz cepçelerini yiyebilirler. Burası neresi? Burası Ali Ağa Çarşamba, Ali Ağa Çarşamba Pazarı. Ali Ağa Çarşamba Pazarı. Yani İzmir Ali Ağa Çarşamba Pazarı arkadaşlar. Aynen. Burası. Fiyatları da ben burada gerçekten çok iyi uygun gördüm. Zaten biliyorsunuz zaten biz köylü çocuğuz. Köyden geçmeyiz. Evet. Yani tarlanın içinde büyüdük biz. Evet. Yani biz kravatlı memurlar gibi değiliz. Muhakkak. Köylü her zaman için milletin efendisidir. Efendisidir ama bunu kimse duyarlı olmuyor. Evet. Yani bize saygı göstermesi lazım. Biz muhakkak, muhakkak. Sizler olmasanız bizler Allah aç kalırız herhalde. Kendinize iyi bakın, hayırlı işler diliyorum. Hayırlı işler. Hayırlı günler, sağ ol. Efendim? Çekim yapıyoruz. Evet, burada da biberlerin kilosu 30 liraymış arkadaşlar. Yani fiyatları da gayet uygun. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bakın burada inanın yeşillik gerçekten çok ucuz. Hayırlı işler. Bunlar şimdi 5 lira mı? 5 lira. Harika ya. Bakın arkadaşlar bu nane 5 lira, bu dereotu 5 lira, maydanoz bu şekilde yine 5 lira, şu rokoların güzelliğine bakın, bu kadar da dolu dolu, yani bunlar biliyorsunuz başka yerde en az 15 liradan aşağı satmıyorlar, burada da görüyorsunuz ki fiyatı 5 lira, yani hepsi de maşallah canlı canlı böyle diri yani. Kıvırcık ne kadar? 25 lira. 25 lira. Şu kıvırcığa da bir bakalım şöyle. Bakın arkadaşlar bu kıvırcık da şu vaziyette 25 liraymış. Bakın dolu dolu. 25 lira. Efendim üzümün kilosu da 50 liraymış. Bu da gayet güzel, uygun. Çok güzel. Yani bu pazar benden gerçekten not aldı diyorum. Fiyatları da gayet ucuz. Bakın orada papya biberi seçerek veriyorlar, seçtiriyorlar. Kilosu da 10 lira. O da gayet güzel. Yani söylenecek bir söz yok diyorum bu pazara. Evet, burada da bakalım domatesler 25 liraymış kilosu. Evet. Zaten keserim. İyi tamam. 1 kilo seçerim o. Kendin seçebilirsin.
Yani zeytin fiyatlarını pek göstermek istemiyorum. Çünkü aşağı yukarı zeytin fiyatları hep aynı. Şu patlıcan oldukça güzele benziyor. Ama nedir kilosu bilmiyorum. Biraz sert ama yani biliyorsunuz patlıcan yumuşak olmalı. Kabağın ben böyle iri olanı değil de daha küçük olanları böyle seviyorum. Mesela şunun gibi küçükleri daha iyi oluyor. Körpe, kızartmalık mesela çok güzel oluyor kızartması. Acaba salatalığın kilosu ne kadar burada merak ediyorum. Salatalık ne kadar? 40. Salatalığın kilosu burada 40 liraymış. O biraz pahalı geldi bana. Anamur muzu 70 lira. Mandalina'nın kilosu 50 lira. Elmanın kilosu 35 lira ama elmalar da şahane iriydi. Yani yarın bir gün marketten 70 liraya alacaksın onu. Ama harika yani tam sulu elmalar. Taş gibi. Burada üzümün kilosu 60 liraymış. Burası bir köylü tezgahı mesela. Gayet direkt üreticiden herhalde. Burada yumurta domatesin kilosu 12,5 liraymış. Bu salatalıkların kilosu yazmamışlar turşulukları. Ne kadar turşuluk? Efendim 50 lira. 50 lira. 40 lira. 40 lira. Bakın bu da 40 liraymış. Gayet güzel fiyatı. Yani 50 liraya satıyorlar bunu biliyorsunuz. Bunun kilosunda 60'a satıyorlar. Burada da 50 lira. Efendim? Kaç kilo lazım? Boncuk 70, bu 100. Şimdi bu iri cevizlerin fiyatını bir soralım. Ne kadar bu cevizler? 60. 60 lira. Vallahi güzel. Bir kırabiliriz değil mi? Yok göster bak. Enteresan. Evet, evet. Arada böyle kazalar olabiliyor. Ablası bir tane kır ver bakalım. Ne kadar istersen. Bir tadına bakalım. Ben şöyle kırdım size. Tamam. Evet.